Gözümüz Aydın Hayal Mağaraları serisinin ikinci kitabı olan Hayal Mağaraları İmtihan çıktı. Yeni kitabımız Helmalara imtihan çıktı. Tabii yeni kitap olması hasabıyla kitap hediyesi de yapacağız. E, videonun başında hemen onunla ilgili detaylı bilgiyi vereyim. Ardından e, kitapla ilgili detaylı bilgileri aktaracağım sizlere. Öncelikle bu kitap hediyesi kampanyamızı Twitter hesabımız üzerinden yapacağız. Orada yaptığımız paylaşımı retweetleyip beğenen, kanalımıza abone olan ve YouTube'daki bu videomuzun altına yorum yapan 5 kişiye kitap hediye edeceğiz. Burada şöyle bir şey de yapacağız. Buraya dikkatli dinlemenizi istiyorum. Ee, tabii kim birinci kitabı okudu, kim okumadı onu bilemediğimiz için kitabı okuyanlardan niyet geçidi hakkında yorum yapmasını isteyeceğiz. Eğer onlara hediye çıkarsa onlara imtihan kitabını hediye edeceğiz. Yani ikinci kitabı hediye edeceğiz. Niyet geçidini okumayanlar varsa aramızda onlar da e, hayal mağaraları hakkındaki tahminlerini yazsınlar. Biz de böylece hayal mağaralarını hiç okumadıklarını anlayabilelim ve onlara ilk kitap olan... Niyet Geçidini, Hayal Mağaraları Niyet Geçidi kitabını gönderelim. Yani yorumlarınıza bakarak bu kitaplardan birini göndereceğiz. Tabi ne kadar yorum yaparsanız o kadar fazla da kazanma ihtimaliniz var. Evet, hediye hakkında detaylı bilgileri sizlere aktardık. Şimdi gelelim kitaba. Evet, Hayal Mağaraları Niyet Geçidi 2018'in yaz aylarında çıktı. Yani üzerinden tam iki sene geçmiş. Yani i̇ki sene boyunca çok güzel tepkiler aldık, çok güzel yorumlar aldık. Hem gittiğimiz söyleşi programlarında, kitap fuarlarında hem de sosyal medya üzerinden çok iyi geri dönüşler aldık. Tabii bizim bu kitabı yazmaktaki asıl amacımız şuydu. Gençler keyifli ve eğlenceli bir şekilde kitap okusunlar. Okudukları kitaptan keyif alsınlar. Böylelikle belki kitap okuma alışkanlığı elde edebilirler diye düşündük. Ki maksat hasıl olmuş bu konuda çok fazla geri dönüş aldık, yorum aldık. Hatta kitap fuarlarında bile anne babasıyla gelen arkadaşlarımız oldu. Anneleri, babaları bu konuda bize çok teşekkür ettiler. Allah onlardan da razı olsun. Yani gençlerin büyük bir kısmı bu kitabı okuyarak okuma alışkanlığı elde etmişler gerçekten. Bu da tabii bizim için ayrı bir motivasyon, ayrı bir moral kaynağı. Bir gencin kitaba okuma alışkanlığı kazanmasına vesile olduysak ne mutlu bize. Bu kitaplar ortaokul ve lise öğrencilerine hitap ediyor daha çok. Tabi ilkokulda okuma alışkanlığı elde etmiş ve 200-300 sayfalık kitapları okuyabilecek arkadaşlarımız da bu kitapları okuyabiliyorlar. Ya da üniversitede ve böyle keyifli kitaplar okumak isteyen arkadaşlarımız da bu kitapları okuyabiliyorlar. Yetişkinlerden de bu kitapları okuyanlar var. Tabi 7'den 70'e pek çok kişi okuyabiliyor bu kitapları. Bazı arkadaşlarımıza da hafif gelebilir. Onu da belirtelim. Mesela lise öğrencisi olduğu halde klasik eserler okumaya başlamış olan, deneme kitaplarına geçmiş olan arkadaşlarımıza hafif gelebilir bu kitaplar ama yine de o kitapların arasında böyle bir nefes almak için, keyifli bir okuma yapmak için bu kitapları yine onlar da okuyabilirler. Şimdi kısaca niyet geçidinden bahsedelim. Ne vardı bu kitaplarda? Fantastik macera diyoruz ama nasıl bir fantastik macera var diye kısaca bir özet geçelim. Hayal mağaraları niyet geçidinde biz aslında hayal mağaraları diye bir şeyin var olduğundan haberdar olduk. Karakterlerimiz vardı hatırlarsanız. Dört arkadaş bunlar hem arkadaşlıklarını pekiştirmek hem de alışkanlıklarından kurtulmak için bir kamp yapmaya karar vermişlerdi. Bu konuda izci liderlerinden de yardım almışlardı. Fakat izci liderlerinden aldıkları o harita onları çok başka bir yere götürmüştü. Bir mağaraya girmişlerdi. O mağaradan girdiklerinde de kendilerini bambaşka bir dünyanın içerisinde buldular ve e, işte orada Dana'nın kuyruğu koptu. Eğlenceli, keyifli macera tam da orada başladı. Nihayetinde onlar o girdikleri dünyadan yine izi liderlerinin yardımıyla çıktılar ve böyle bir dünyanın var olduğundan haberdar oldular. Daha kısa bir şekilde anlatamazdım niyet geçidini tabii içerisinde çok fazla olaylar, çok farklı karakterler, çok farklı mekanlar da yer etti. Yaklaşık 300 sayfalık bir kitap olmasına rağmen genç arkadaşlarımız bu kitabı birkaç günde okuyup bitirdiler ve bize sürekli ikinci kitap nerede diye hesap sordular. Tabii bu bizi motive ediyor. Yani gençlerin beğenmiş olması, ikinci kitabı merakla bekliyor olmaları yani bunlar güzel şeyler. Bizim de başka uğraşlarımız olduğu için kitap yazma işine çok fazla zaman harcayamıyoruz. Bu yüzden kitap yazma işleri biraz yavaş ilerliyor. Ben o yüzden de affınıza sığınırım. Yani belki iki senedir kitabı bekleyen arkadaşlarımız var aramızda. Çok beklettik. Kusura bakmayın. Gelelim imtihana. Şimdi niyet geçidini okuyanlar asıl bu kısmı merak ediyorlar. İmtihanda bizi neler bekliyor diye düşünebilirsiniz. Kapakta tabii bir mağara girişi var. İlk kitabın kapağında mağaranın içinden bir görsel ve elle tutulan bir taş vardı. Bu taşın ne hikayesi olduğunu e, okuyanlar biliyor. Mağaranın ucunun da nereye çıktığını biliyorlar. İkinci kitapta da mağaranın girişini görüyoruz. Burası da farklı bir mağara. İlk kitaptaki mağaraya benzeyen bir mağara değil. Ve burada da yine bir el var. Bilekte de bir bileklik bulunuyor. Acaba bu bilekliğin hikayesi ne diye merak ediyorsunuzdur? Okuyunca öğreneceksiniz. Karakterlerimiz ilk kitapta hayal mağaraları diye bir dünyanın var olduğundan haberdar oldular. Ve işte imtihanda bu dünyanın içine girmeye başlıyorlar. Hayal mağaraları ekibine dahil olmak için bir imtihana tabi tutuluyorlar. Ve bu imtihanda geçen maceraları sizlere aktarıp tabi imtihandan öncesi de var. Burada imtihana hazırlık süreçleri var. Yine karşılaştıkları farklı farklı icatlar, hadiseler ya da tanıştıkları başka insanlar var. Aynı zamanda Yine ilk kitapta bahsetmiştik. Umut Kardeşi denen bir örgüt var. Hayal Mağaraları ekibinin karşısında olan, düşmanı olan bir örgüt. Ve onları da yavaş yavaş tanımaya başlıyoruz bu kitapta. Bir yandan onların da hayal mağaralarını ele geçirme çalışmalarına şahit oluyoruz. Tabi burada hayal mağaraları nedir? Hayal mağaraları ekibi tam olarak nedir? Bunların amacı nedir? Gibi böyle nedir nedir sorular sorulabilir ama bu soruların cevaplarını vermem doğru olmaz çünkü bunlar yavaş yavaş yerine oturan şeyler. Ben de var bu soruların cevapları ama bu kitaplarla yavaş yavaş puzzle parçaları yerlerine yerleşiyor. Yani ilk kitapta kocaman bir boş tahta vardı önümüzde. Birkaç parçasını yerleştirdik. İkinci kitapta da 3-5 parça daha yerleşmiş oldu ve karşımıza o hayal mağaraları manzarası yavaş yavaş belirmeye başladı. Üçüncü kitapta inşallah Allah ömür verirse o da gelecek. O kitapta da manzaranın daha da netleştiğini göreceğiz. O yüzden ben şimdiden size hayal mağaraları nedir sorusunun cevabını Veremem. Dediğim gibi ikinci kitapta zaten bazı mevzular yavaş yavaş netleşiyor. Ama tabii kitap çok kritik bir yerde e, bittiği için de yine e, devamını merak edeceğinizi düşünüyorum. Yani niyet geçidinin devamını merak ettiyseniz imtihanın devamını her türlü merak edersiniz diye düşünüyorum. Bu yüzden bize bol bol dua edin ki üçüncü kitap en yakın zamanda gelsin. Evet iki kitabı da Semerkant temsilciliklerinden semerkantpazarlama.com'dan ve diğer kitap satış sitelerinden temin edebilirsiniz. Ve videonun başında belirttiğim gibi kitap hediye kampanyamıza katılarak o hediye edeceğimiz 5 kitaptan birini kazanabilirsiniz. Elhamdülillah yani biraz zaman alsa da ikinci kitabı görmek nasip oldu. İnşallah üçüncü belki de dördüncü kitaplar da hızlı hızlı gelir Bakalım bu kitabı beğenecek misiniz? Niyet geçidini okuyan arkadaşlarımız niyet geçidiyle ilgili yorumlarını bizle paylaşmasını rica ediyoruz. İmtihan kitabını da okuduysanız onunla ilgili de e, tabii bizle yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Beklediğinizi karşıladı mı? Ne gibi şeyler bekliyordunuz? Ya da imtihanı okumayan arkadaşlar imtihanda ne gibi şeyler bekliyorlar? Onu da bize iletebilirler. İnşallah bu kitabı ve serinin ilerleyen zamanlarda gelecek diğer kitaplarında Beğenirsiniz ve inşallah bu projenin sonunu görmek de nasip olur. Tamamlamayı ben çok istiyorum ama şu an mesela hikaye 3 kitapta mı, 4 kitapta mı, 5 kitapta mı bitecek henüz belli değil. Bakalım bunu zamanla göreceğiz. Kitapla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hayırla kalın. <laughs>